Ben Kerem'e de bir iki cümle edeyim. Evet. Tabii. İlk süre almıştı çocuk 3-5 dakika. Yani o kadar çok istedim ki daha sonra uzun izlemeyi. Çok severim böyle şeyi gibi düşünelim. Atletico Madrid'e gitti ya. Kim? Genç çocuk solda oynayan bizim diyorum bak çocuğu o kadar benimsemiştim. Neyse adı ha Felix. Ha Joao Felix. Felix. Bizim deyince ben de Türk düşünüyorum. Bizim Felix. Ne zaman geldi? Ya, o kadar benimsemişim çocuğu. Bizim Felix. Bizim Felix. Yani topla beraber giden ya yeni dönem oyuncuları ben çok seviyorum. Yani çok Abdülkadir'den bunu çok bekledim falan. Hani çok oldu olmadı arası gitti geldi. O yüzden çocuk böyle kendini o 3-5 dakikada çok iyi gösterdi. Ve uzun izlemek istedim ve Fatih Hoca da bu şansları veriyor. Dün de bu şansı çok gayet iyi kullandı. Bence Galatasaray hani satarsa ciddi para kazanabileceği, satmasa evet. da çok uzun yıllar direkt 11 oynayacak ve Türk futbolunda milli takımda çok önemli bir oyuncu kazandı diyebilirim. Yani. Bence, çok keyif alıyorum izlerken. Kerem zemin harici yapılan tek seçimdi. Yani formayı hak ettiği için verilmiş bir formaydı bence diğer seçeneklere geçti. Eto'o bence zemindi. Ömer Bayram'ın sol bek olması zemindi vesaire ama Kerem bence zaten kupa maçını mesela Donk'u sağ forvette denemişti. Orada ikinci yarı girdikten sonra da etkili oldu Kerem. Zaten Antep maçını alan oyunculardan birisiydi Onyekuru ile birlikte. Bence ilk kez ilk 11'de çıktı ve bunu mesela formayı hak ettiği için aldı. Biraz daha devam edebilir. En azından Feghouli sağlıklı bir şekilde dönene kadar ben Kerem'in sağ forvette devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü aslında Onyekuru ile çakışan özellikleri yok. Onyekuru evet. gibi sadece topsuz koşu atan oyuncu değil. Merkeze kayan, pas oyununa katılan, oyun kuran ve topsuz oyunda çok güçlü bir oyuncu. O yüzden bence Feghouli dönene kadar sağ forvette hoca şans vermeye devam edebilir gibi geliyor bana. Evet, şimdi zemini çok konuştuk. Zeminle ilgili de bir eleştiri vardı Brandal'ın erken açıldığıyla ilgili olarak, kaldırıldığıyla ilgili olarak. Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy'un yapılan eleştirilere bir yanıtı var. Bir onu izleyelim çünkü zeminle ilgili çok fazla soru geliyor izleyicilerimizden de ardından konuşmaya devam edeceğiz. Branda erken mi açıldı? Maç saatine yetişmesi için ve ondan önce yapılan kontrollerde de hazır olması için erken açmamız gerekiyordu. Yani biz 7'de başladık, 10'da başlasaydık maç saatinde brandaları kaldırdığımızda sahanın çizgilerini de yetiştiremeyebilirdik, kaleleri takamayabilirdik gibi. Ya bir takım başka hazırlıklar var yapılması gereken. Biz o sebepten dolayı o saatte açmaya başladık ki dediğim gibi 4 ile 5 saat arasında süren bir şey. İşlemden bahsediyoruz. En fazla etkilenen alanın üzerini yine kapattık ki yağıştan daha fazla etkilenmesin diye kameranın da göstereceği gibi. Öncelikle yağış 2 gün daha devam edecek gibi görünüyor. 2 gün yağış devam ettikten sonra sahayı kurutacağız, temizlik işlemlerini yapacağız ve ondan sonra ekeceğiz. 27'sinde futbol oynanabilir bir saha olduğunu herkes görecek. Dün akşamki sahayla alakası olmayan başka güzel bir futbol zemini görüyor olacağız. Aslında bizim de konuştuğumuz durum yani hani biraz da böyle hazırlıksız bir durum oluştu. Böyle evet. bir hava şartı çok da beklemiyorduk. Bu son süreçte, son dönemde yaz havası vardı İstanbul'da. Evet, aslında bekleniyordu. Hatta o yüzden maç erken alındı. Evet, maç erken alındı. Öncesi için söylüyorum. Evet, yani evet, zemin evet, çalışmaları evet. için. Zemin için yok ama şu yüzden söyledim. Acaba bütün maçlar cumartesi oynanır mıydı diye düşünüyorum. Hani yayıncı kuruluşta şöyle düşünebilirdin. İlk maç mesela 2'de bile başlayabilirdi. Zaten kış ayında gayet gündüz maçı yapılıyor. 1-3-5 yap ya. Hatta ne Premier yani? Lig'de büyük takımlar gayet erken oynuyor orada. Oranın saati de sanıyorum 12.45'te falan maçlar oluyor yani. O yüzden sanki yani böyle bir zeminde maç izlemektense hepsini aynı günde toplayıp daha ideal bir zeminde maçları görmek seyirci açısından da daha iyi olabilirdi. Ama 27'si dedi. Evet. 27'si çok iyi. Yani bugün ayın 15'ini olduğunu düşünürsek yani ben zeminin biraz daha uzun süre kendini evet. toparlı çünkü o çok kötü bir görüntüydü. Balçık olmuştu. 27'si ise eğer Galatasaray gibi hani topu yerden iyi oynayan bir takım için gayet iyi bir süre bence. 27'si. Belli evet. bir süre olimpiyat stadında oynaması mantıklı olabilir Galatasaray'ın. Zemin iyice toparlanana kadar. Zaten seyircisi de oynandığı için maçlar. Sanki zemin daha ideal bir seçenek olabilir Galatasaray'ın. Bu Alanya deplasmanından sonra zaten oynayacağı iç saha herhalde yetişiyor yani verilen tarihe gibi bir evet. durum var. Muslera ile ilgili bir şey söyleyeyim. Dün maçı izlerken aklıma geldi değil mi? Biz hayatta hatalar yapıyoruz. Hatalar yaparken kendimizi eleştiriyoruz ve bizi de bir sürü insanlar eleştiriyor. İşte normal hata yaptığımız zaman. Yani çok kızmayın kendinize hata yaptığınızda size de tavsiyem. Bu hayatta Muslera bile
Hata yapıyor dişi. Muslera bile. Nazar değdi yazmış. Tam bir nazar bu oyunda. Arada bir olur böyle. Olur yani bu burnu Muslera yüceltmek adına evet, söylüyorum bu cümleyi. Yani Türk futbol tarihinin belki gördüğü en büyük, en iyi kaleci diyebiliriz Muslera için, değil mi? Abartmış olmayız herhalde. Ya da bir iki tane daha koyarız yanına. Evet. Ya da üç tane koyarız. Evet. O açıdan hani Muslera bile hata yapıyor bu hayatta. Muslera'ya bu hatayı yaptıran hayat sana bana ne yapmaz Mustafa? Doğru hakikaten söylüyorsun. Öyle. Şimdi Murat Bey sormuş. Onyekuru Fernandes, Taylan, Feghouli, Kerem orta sahası nasıl olur ileriki maçlarda? Onyekuru Fernandes, Gerson Fernandes, Taylan, Feghouli, Kerem orta sahasına. Yani kanatları da seçmiş herhalde Onyekuru olabilir. Kerem diye. Orta sahaya Feghouli'yi koymuş. Olabilir. Kanat bu güzel. Yerine. Bence Galatasaray'ın en hücumcu takımı böyle olur. Maçına İleride göre de tercih Mustafa edebilir. Muhammed. Çünkü şöyle denenmemiş bir şey değil. Feghouli bu sezon en iyi maçlarını 8 numarada oynadı. Ve Gerson Fernandes'in temposu da aslında Feghouli biraz daha rahatlatabilecek bir oyuncu. O yüzden Galatasaray işte Taylan, Gerson, Feghouli'yi orta sahada kullanıp Kerem'i de sağ forvette kullanabilir maçına göre. Yani bayağı hücumcu bir takım olabilir bu Galatasaray'da. Evet ben zaten Feghouli'nin yani çok istiyorum şeyde oynamasını, izlemeyi, merkezde oynamasını. Değil mi? Ve bunu zaman zaman yaptı, kullandı ve çok da sonuç aldı hoca. 10 numara yokluğunda, eksikliğinde müthiş bir çözüm oluyor oraya yani. Feghouli zaten sağ açıkta iyi bir oyuncu ama ben merkezde de çünkü Galatasaray'ın artık alternatifi de var. Yani Kerem'den de çok fazla almamak lazım. Feghouli'ye yer açmak adına o bölgede Kerem'den de almamak lazım formayı. Hazır Kerem'de ritim tutmuş oynuyorken Feghouli döndüğünde yani Feghouli Muhammed hücum attı. Yani arkasında Feghouli, önde Muhammed, Fernandes, Taylan gayet ideal bir görüntü çizer. Şöyle bir örnek vereyim. Manchester City yani Foden'ı, Bernardo Silva'yı, Mahrez'i, İlkay'ı aynı anda kullanıp Premier Lig'in şu an en iyi savunma takımlarından birisi aynı zamanda. Yani top rakibe geçtiğinde doğru pozisyon alırsan, doğru şekilde basarsan yani bu tip oyuncuları çok rahat kullanırsınız. O yüzden çok hayal değil bence olabilir. Tabii. Anıl City'de. Bey yazmış. Falcao'yu anmaz olduk. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmezdi diyor. Evet sanki böyle geçmiş bir oyuncudan örnek verir gibi bahsettim az önce değil mi? Mesela Falcao'dan beklenmiyor. Sanki gitmiş gibi ama evet, şu anda var ve Mustafa Muhammed sayesinde acaba ne zaman döner diye kimse merak etmiyor. Artık Falcao ne zaman dönecek diye bir soru gelmiyor. Evet. Soruyu sordurmuyor adam çünkü. Yani gelir gelmez hemen başladı, gol atmaya başladı. İyi de etkili de bir performans gösteriyor. Futbolda dün yok işte. Yani bunu örneği Falcao neydi en büyük göstergesi. Hemen unuturlar adamı. Unutturur yani normal. Berkecan Bey yazmış. Kasımpaşa'nın verilmeyen penaltısını nasıl yorumlarsınız? Ben söyledim. Ergin fikrim belirtti. Benim de fikrim şu ana kadar gördüğümüz iki oyuncu topa aynı anda müdahale ettiğinde bir oyuncu topa dokunamayıp diğer oyuncu dokunursa ve topa dokunan oyuncuya temas ederse penaltı veriliyor bugüne kadar. O yüzden benim de görüşüm şu an görülen standarda göre penaltı olması gerekiyordu diye düşünüyorum ben de. Evet zaten Ergin de fikrini söylemişti. Ama muhtemelen hakem pozisyona yakın olduğu için VAR devreye girmedi. O yüzden mi girmedi bilmiyorum. Kim anlattı bugün? Şeyi görüntüyü yakalamışlar. Hakemle VAR'ın o sırada diyalogda olduğunu, İletişime geçtiğini evet. Aslında Fırat Hoca'nın bu konuda ne söyledi bilmiyoruz tabii de söylediğini, hakemin de hani kontrolün kendisinde olduğunu ben gördüm tarzında bir hareket yaptığını bugün galiba Feyyaz abilerin programında Mehmet Ayan söyledi galiba. Yani bu örnekler bu maç özelinde yok. Konuşuyoruz hep işte %100 penaltı olduğu görüşünde birçok sorduğumuz yorumcumuzun ve hatta eski hakemlerin hem fikir olduğu ama saha içinde hakemin VAR'la diyaloğa geçse bile kabul etmediği ve devam evet, ettirdiği. Muhtemelen hakem şöyle yorumladı. Ortada bir top olarak yorumladı. İki oyuncu aynı anda hamle yaptı diye yorumladı sanıyorum. Ya Galatasaray maçında yaşanan pozisyonla takılıp kalmayalım. Biz buradan tümü varalım. Genel olarak bir problem var. Yani Galatasaray'ın da şikayet ettiği çok fazla konu pozisyon yok mu? Var. Tabii. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, herkesin var. Şimdi bu konuyu konuşurken Galatasaray muhtemelen şunu söyleyecek işte. Derbide, Fenerbahçe derbisinde Serdar Aziz Donk meselesiyle tolere ediliyor. Ya da işte Fenerbahçe offside mi değil mi tartışılan gol. Beşiktaş'a başka bir şey. Trabzonspor başka bir şey. Tabii herkesin eteği dolu. Dolu, küfeler dolu. Bir kere bizim bu küfeleri boşaltmamız lazım ama böyle giderse boşaltma şansımız yok Melike. Ya bu konuda müsaade edersen birkaç dakika bir şeyler söyleyeyim. Tabii ki. Beşiktaş maçı bugün bittikten sonra yayındaydım. Bir mesaj geldi. Yani Twitter'da yazmış birisi. Beşiktaş'ın attığı offside golü konuşacak mısın? Bu
Bu ne düzen? Köhne düzen. Öyle bir şey yani. Bu çarpık düzen. Bu çarpık olsaydı. İkinci golle ilgili. Bu çarpık düzen nasıl değişecek? Soru bu. Güzel. Konuşalım üzerine dedim. Baktım arkadaş hani